Kendisiyle Beşiktaş'ın gündemini ve kampını konuşacağız. Hoş geldin o gün. Günaydın. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Demet. İyiyim. Sen nasılsın? Biz deyiz. Çok teşekkürler. İstersen kampı konuşarak başlayalım. Sen oradasın. Nasıl bir hava var? Beşiktaş için nasıl geçiyor? Bugün bir hazırlık maçı oynanacak. Aynı şekilde detayları bir senden dinleyelim. Bugün Belçika ekibi Charleroi ile bir hazırlık maçı var. Yani kampın ilk günleri itibariyle Şenol Hoca oyunun içerisine çok fazla girmeye başladı. Bunu hissediyorum. Eski döneminde şöyle bir şey vardı. Biraz sahanın kenarında olurdu. Neler yapılacağını anlatırdı. Sonrasında işi yardımcılarına bırakırdı. Gözlem tarafına çekilirdi. Ama bu kez ben Şenol Hoca'yı çok daha agresif derken kötü tabirle değil yani hırslı şekilde bahsediyorum. Oyunun içerisinde görüyorum, antrenmanın içerisinde görüyorum. Çok fazla mesela kesiyor, dahil oluyor, oyuncularına nerede ne yapması gerektiğini anlatıyor. Teker teker ama. Herkese birebir temasla yapıyor bunları. Ben çok enerjik buldum. Şimdi oyuncular da tabii ki yeni teknik adam, yeni bir kamp dönemi. Şimdi antrenmanlar başka, kamplar başka. Şenol Hoca'yı deneyimlemeye başladılar burada. İlk günler itibariyle zaten yükleme yapmayacağını söylemişti Şenol Hoca. Taktik disiplin çalışmasına önem veriyor. Taktik disiplinden kasıt şu. Şimdi mesela yaptırdığı çalışmaları izliyorum Şenol Hoca'nın. Takım halinde ön alan baskısı, ön alan presi, kapılan topların nasıl kullanılacağı, ne şekilde hareket edileceği, sahada nasıl konumlanılacağı oyuncuların hepsini tek tek gösteriyor. Savunmadan çıkışları nasıl yapacakları, bunlara tek tek uyum sağlamalarını istiyor oyuncuların. Şimdi özellikle Beşiktaş'ın sıkıntısı neydi? Fiziksel eksikleri vardı. Yani ikili mücadelelerde çok zayıf kalıyordu Beşiktaş. Bütün oyuncular değil ama bir bölümü diyelim zayıf kalıyordu ve nefesi de 60-65'ten sonrasında tükeniyordu Beşiktaş için. Şimdi Şenol Hoca burada yükleme yapmıyor ama güç çalışmaları yaptırıyor. Güç dediğim nedir? İkili mücadelelerde daha fazla ayakta kalabileceği çalışmalar yaptırıyor oyuncularına. Fiziksel olarak biraz kondisyonu da biraz yukarı çekmeye çalışıyor maç temposu. Ritim arttırıyor. Yani Beşiktaş ne eksiği varsa ona çalışıyor. Artılarını ise nasıl yani nasıl artıya da geçebilir? Tabii bunlar da önemli. Yani eksiği kapatıp nötr duruma gelirsiniz. Bir de artıya geçmeniz gerekir. Bu artıya geçme konusunda da mesela hücumda Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı vardı. Merkezden hücum edemiyordu. Gerson topu merkezden rakip ceza sahası yayına işte 3. bölgeye taşıyordu. Tıkanıyordu oyun. Hiçbir şekilde 2'ye 1 yapabileceği, orada bir üçgen kurabileceği, merkezden rakibi delebileceği pozisyon üretilemiyordu. Hücumlar dolayısıyla hep kanada sıkışıyordu. Şenol Hoca bunu istemiyor. Sadece kanada sıkışmasını istemiyor oyunun. O yüzden burada farklı denemeler de yapıyor ve bu denemelerin karşılığını bugün ilk hazırlık maçında görebiliriz. İstersen anlatayım Evet, ne onu dedim. soracağım ben de aslında nasıl bir oyun planı olacak? Farklı bir diziliş bekleyebilir miyiz bugün? Bir de şununla ilgili bunu da sormak istiyorum. Diğer takımlara baktığımızda mesela Okan Hoca çok fazla skoru önemsemiyorum, oyunu önemsiyorum diyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus aslında skoru da önemsediğini görüyoruz. Kazanmak için çıkıyorlar sahaya. Peki Beşiktaş'ta bu durum nasıl? İkisini birlikte değerlendirmesini alayım senden. Şenol Hoca'nın önce skor alması lazım dolayısıyla. Çünkü Beşiktaş'ın puanı ortada, sıralaması ortada. Beşiktaş bu yarışa devam etmek istiyorsa puanlar alması gerekiyor. Kayba tahammülü olmayan takım konumunda rakiplerine nazaran, az önce Galatasaray, Fenerbahçe örnek verirken rakiplerine nazaran dolayısıyla burada skorla birlikte oyunu geliştirmesi gerekiyor. Şimdi galibiyetler alırsa üst üste zaten oyuncunun çok ciddi bir özgüven kaybı var. Bunu yerine getirebilir, oyunu da geliştirebilir beraberinde. Şenol Hoca'nın neyi değiştireceğini söylersek, bugün ilk hazırlık maçına üçlü savunmayla başlayacak. Bu Şenol Güneş için bir devrimdir. Neden? Ben Şenol Güneş'in kariyerinde hatırlamıyorum böyle üçlü savunma oynattığı bir dönem ama elindeki mevcut oyuncu grubunun hangi oyun planına yatkın olduğunu
daha net bir şekilde görmek için dörtlü oynattı, evet. Şimdi bir de üçlü deneyecek. Çünkü üçlüye uygun gibi durduğunu düşünüyor. Bana kalırsa bu mevcut savunma hattı rotasyonuyla çok uygun değil. Ama göreceğiz. Valerian İsmail denedi, olmadı. Şenol Hoca'nın da bugün 3-4-1-2 olarak sahaya çıkacağını düşünüyorum. Savunmanın solunda, yani üçlü stoperin solunda Emre Can, ortada Wellington, sağda Tayyip Talha Sanuç, merkez Gerson, Necip şeklinde, ileride zaten Cenk Muleka. Böyle bir kadro bekliyorum. Ya yani bakalım, ya da yani böyle başlamasa dahi maç içerisinde bunu deneyecektir. Çünkü yani Şenol Hoca bu üçlü savunmayı bu kampta bir görmek istiyor. Peki Beşiktaş'ın bugün gündemini özellikle Saiss ve Weghorst'u da gördüm. Gazetelerde çok fazla yer verilmiş. Weghorst'u çok fazla izleyemedik. Tam 19 dakika izleyebilmişiz ama Saiss gerçekten çok etkili bir performans gösterdi. Yine Ahmet Nurçebi de yaptığı açıklamada ne kadar doğru bir karar verdiğine vurgu yapmıştı. Bu iki oyuncu için senin de yorumunu alırım Dünya Kupası özelinde. Weghorst için çok umduğu gibi gitmiyor tabii ki süre açısından. Daha fazla süreler bulmayı ümit etmişti. Orada çünkü Vincent Janssen mesela 11'de oynarken belki de Weghorst orada 11'de oynamayı beklemişti. Ama sonrasında da hep böyle 3 dakika, 5 dakika, bir de bir 15 dakikalık maçı vardı galiba. Yani çok kısa süreler aldı. Bu onun için yeterli değil ama sonuç itibariyle milli takımıyla orada mücadelesine devam ediyor. Onu mutlu eden kısım, Weghorst'u mutlu eden kısım odur. Saiss ise turnuvanın en iyi stoperleri arasında. Hakikaten bu şu an mesela dünya basınında da aynı şekilde turnuva değerlendirme yazılarını da takip ettiğimde turnuvanın en iyi savunmacılarından bir tanesi gösteriyor Romain Saiss. Son İspanya maçında da mesela kaleci Bono penaltılarda kahramandı. Ama onun dışında yani normal maçın süresinde Romain Saiss en iyi oyuncu olarak reytingi en yüksek oyuncuydu. Gerçekten çok iyi bir turnuva geçiriyor. Hatta benim aklımda şu var. 32 yaşında dün Beşiktaş yöneticilerine de sordum. Yani inanılmaz bir turnuva geçiriyor. Şimdi Romain Saiss ise 32 yaşında, henüz bir savunmacı için genç. Devre arası böyle yüksek bedellerde teklif gelir mi dedim. Yani şu an gelmedi ama olabilir dediler. Hakikaten onlar da çok memnun. Yani burada belki yani 1-2 maç, son 2-3 maçı falan böyle biraz sallantıdaydı Saiss'in. Ama bu tek başına bir oyuncuyla alakalı değildi. Orada bekle oynarken, yanındaki stoperle oynarken onların uyumu, açıklarını kapatma. Elbette Galatasaray maçında kendi bireysel kötü performansı vardı ama bunlar futbolun içerisinde var. Her maçı iyi olacak diye bir şey yok. Beşiktaş'ın ayakta kalan nadir oyuncularındandı. Kalitesinden bir şey kaybetmediğini Dünya Kupası'nda göstermiş oldu. Peki sen de haklısın, doğru söylüyorsun. Beşiktaş da bence artık bırakmak istemeyecektir Saiss'i diye düşünüyorum. Bir de buradan bu. Oğuzhan Akgün'e değinmek istiyorum. O da kötü bir talihsiz bir kaza geçirdi omzundan. Onunla ilgili son detayları da senden bir öğrenelim. Ya hakikaten çok üzüldüm. Neden Evet. çok üzüldüm? Şimdi Oğuzhan Akgün inanılmaz çalışıyor yaz kampından bu yana. Ben bu iyi niyetini görüyorum en azından. Ve teknik direktörler de bu çalışma azmini beğeniyor Oğuzhan'ın, ki Oğuzhan bir forvet oyuncusu olmasına rağmen ona farklı mevkilerde roller veriyorlar antrenmanlarda. Yani sol bek oynatıyorlar. Sol içte oynuyor, forvette oynatıldı, sol kanatta oynatıldı. Hatta Şenol Hoca sağ kanada idman antrenmanlarda, taktik antrenmanlarda, çift kale maçta sağ kanatta oynattı Oğuzhan Akgün'ü. Ben Oğuzhan'ın dışarıda da bireysel antrenör tuttuğunu ve sürekli olarak gittiğini, hiç aksatmadığını biliyorum. Çünkü Beşiktaş'ta artık o altyapı derken Oğuzhan büyük bir yetenek olarak hani patlama yapması bekleniyordu. Olmadı. Artık tutunmak istiyor burada. Talihsiz bir sakatlık. Omzunun üstüne düştü. Bir süre çalışmalara katılamayacak. Tabii daha ciddi sakatlıklar da olabilirdi. Allah'tan o olmadı. Ama birkaç hafta içerisinde geri dönür. Peki Sağlıklı bir şey. biz de acil şifalar dileyelim. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Senin için gün uzun, kolay gelsin diyelim sana. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler.